Namaz, kulun Allah ile sohbetidir. Seni yaratan Rabbine, sessizce seni seviyorum demenin adıdır. Hazreti Ali buyurdu ki, kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz, namazdan hiç ayrılmazdınız. Namaz, Rabbi ile insanın konuşmasını sağlar. Namaz, gönülle gayb kapısı açar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ey ümmet ve ashabım, şartlarına uygun olarak kılınan namaz, Yüce Allah'ın razı olduğu bütün amellerin en efdalidir. Peygamberlerin sünnetidir. Namaz, meleklerin sevdiğidir. Marifet, arz ve semavatın, yerlerin ve göklerin nurudur. Bedenin kuvvetidir. Rızkın bereketidir. Duanın kabulüne sebeptir. Melekül mevt, yani ölüm meleği arasında şefaatçidir. Kabirde ışıktır. Münker ve nekire cevaptır. Kıyamet gününde insanın üzerine gölgedir. Cehennem ateşiyle kendi aranda bir siperdir. Sırat köprüsünü, yıldırım gibi geçicidir. Cennetin anahtarıdır. Cennet de başına taçtır. Yüce Allah, müminlere namazdan efdal, daha önemli hiçbir şey vermemiştir. Eğer namazdan efdal bir ibadet olsaydı, en önce müminlere onu verirdi. Zira meleklerin kimi devamlı kıyamda, kimi rükuda, kimi secdede, kimi Kâbe'dedir. Bunların cümlesini bir rekat namazda toplayıp müminlere hediye verdi. Çünkü namaz, imanın başı, dinin direği ve İslam'ın kavli ve müminlerin miracıdır. Namaz, yer ve göğün nurudur. Cehennemden kurtarıcıdır.